Şimdi hoca merhum ne yapmış? Birinin malına el mi koymuş? Ne etmiş? Şey demiş ki, demiş hakim seni çağırıyor, kadı seni çağırıyor, malı giden adam. Demiş ben öyle sallana sallana hakimin oraya gelmem demiş. Ben belli bir adamım, bana bir katır al. Ondan sonra da bir kürk al. O kürkü giyeyim, katıra da bineyim, kadının huzuruna öyle gelirim. Adam bakmış, malı gidecek, parası gidecek. Olur demiş. Bir kürk almış, bir de katır almış. Beraber gitmişler kadıya. Kadı demiş ki, bu işte seni şöyle şöyle yaptığını söylüyor. Efendim bu adam yalancının teki diyor. Şimdi siz bunu biraz daha söyletseniz, diyecek ki, bunun altındaki katırlı benim. Ya değil mi ya diyor. Hatta biraz daha söyletseniz diyecek ki sırtındaki cübbeyi de ben aldım. Ben almadım mı ya diyor. Hakim kovuyor. Adam sen buna iftira ediyorsun git diyor. Şimdi kardeş öyle bir şey yazmış ki. Allah razı olsun. Size göre vakıflık da yanlış. Bu kusur değil. Bu kusur değil. Vakıflık nedir yani? Vakıflık dediğimiz ne? Ne yapıyor yani? Merak etme, 2 sene vakıf kalmış adamım. Ve Zübeyir Gündüz Alp'ın böyle kese içinde, torba içerisinde resimsiz 25 kuruşlukları şey olarak ne diyorlar ona? Tayinat olarak ha. Tayinat olarak bana getirmiş adamım ben yani. Şimdi sen bana vakıflığı anlatma. Ankara Bent Deresi'nde medresede kalıyordum. Zübeyir abi Allah rahmet etsin. Kendi eliyle böyle güzel bez torbaların içerisinde tayinatımı resimsiz 25 kuruş, sarı 25 kuruşlar vardı. Sonunda bir tane bulundu o. Nereden bulundu? Ya Ömer'den çıktı herhalde. Böyle bir torba, 2 torba bana tayinat parası verdi. Yani ben vakıf adamım yani. Vakıflığı biliyorum. Onun için vakıflık lazım değildir diyorum. Yalnız şu lazımdır. İstidatlı bir kimse, bu Risale-i Nur'un evradı, eşkarı nasıldır? Risale-i Nur'ları biraz daha tefekkür edeyim, okuyayım. Abilerin yanında kalayım. Benden dersi ileri olanlardan biraz ders alayım manasıyla 1-2 sene, bazısı 3 sene kalabilir. Ona bir şey demiyorum. Ama böyle ömür boyu evlenmemek, medresede oturmak, yatmak, bilmem ne etmek, ben bunu hiç tasvip etmiyorum. Kesinlikle. Ve yanlış olmadığına da inanıyorum kanaatimin. Evlenmek de yanlış. Bilakis evlenmek lazım. Niye evlenmek yanlış olsun? İnsan evlenecek. İnsan evlenecek. Üstad Hazretleri'nin yanındaki Sungur Efendi'nin evli olduğunu, üstadın yanındayken evli olduğunu biliyor mu bu kardeşimiz acaba? Feyze Efendi'nin düğününün masrafının cüz'i bir kısmı da olsa yardım olarak gönderdiğini biliyor mu bu acaba? Feyze Efendi'nin düğününe yardım etmiştir üstad. 1957'de. Sungur Efendi üstadın yanına geldiği zaman evliydi. Ve hatta çok garip hadiseler var. Ben Hacı Hanım Allah rahmet etsin o işin incigini bincigini biliyordu. Sungur Efendi'nin hanımıyla ve büyük kızıyla arkadaştı. Evlerine gitmişti, yatmıştı, kalmıştı. Şimdi Sungur Efendi'nin hanımı uzun müddet Sungur eve gitmeyince kendisini ziyarete gelmiş Emirdağ'ına. Ta Eflani'den, Karabük Eflani'den tek başına çıkmış, Sungur Efendi ziyarete gelmiş Emirdağ'ına. Ve Emirdağ'ında görüşmüş, Sungur'la görüşmüş. Üstad Hazretleri, çok garip, Üstad Hazretleri Sungur'un hanımını
yanına bayramı katarak göndermiş evine. Sungur'la göndermemiş. Anladın mı? Ne dediğimi anladın mı? Ha. Yani şeyden Emir Dağı'ndan Eflani'ye Sungur'un hanımını gönderirken Bayram Efendi'yi yanına katmış, göndermiş. Sungur'la göndermemiş. Hacı Hanım'ın malumatları bunlar. Emirdar layıkasını okumakta yanlış maalesef, yanlış, hayır. Öyle bir şey demedim, demem de. Emirdar layıkası da halen bizim hüccet kabul ettiğimiz çok mektuplar var. Üstadımızın çok mektupları var, abilerimizin çok mektupları var. Bir şeyin parçası ayrıdır, külü ayrıdır. Parça ayrıdır, kül ayrıdır. Şimdi bir eserin telifi Bediüzzaman'a aitse, yazdırması yani. Tasihi Bediüzzaman'a aitse, yani Bediüzzaman'ın tasihinden geçmişse ve tertibi Bediüzzaman'a aitse. Nitekim işte bunu sözlerin şuraya koyun, bunu mektupların şuraya koyun diye emirleri var. Tertibi de üstada ait. Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Kur'an-ı Kerim'in tertibi de Kur'an-ı Kerim'dir. Değiştiremezsin. Kur'an-ı Kerim'in tertibi de Kur'an-ı Kerim'dir. Risale-i Nur'un tertibi de Risale-i Nur'dur. Onu değiştiremezsin. Şimdi Emirdar Lahikası üstadımızın vefatından sonra toplanmış bir eserdir. Benim söylediğim bu. Kimse bunu yanlış anlamasın. Okunmaz, bilmem ne olmaz diye böyle bir şeyimiz yok. Biz burada okuyoruz. Sıraya koymuşuz. Sırası geldi mi Emirdar Lahikası'na baytan başına başa okuyoruz. Kaç defa okumuşuz. Benim dediğim kül olarak, toplu olarak o kitabın üstüne Risale-i Nur külliyatından yazılamaz. Çünkü üstadın tertibi bir kitap değil. Üstadın tertip ettiği bir kitap değil. Onu kendileri yazdılar. Ufacık bir kitap vardı. Kendileri çıkarttılar. Yani abilerimiz onu kendileri yazdılar. Şu abilerimiz bir araya geldi. İşte mektupları topladık, harmanladık. Bunların hepsini aralarından seçtik. Bu Emirdar Lahikası böyle meydana geldi. O abilerin nakıslığından değil. Abiler gibi 100.000 tane abi oraya toplansa üstadın tercihinin yerini tutmaz. Öyle üstadın makamını yerini bilelim. Üstadın tercihi başkadır. 100.000 tane ayrı adamın tercihi başkadır. Yani Risale-i Emirdar Lahikası eser olarak, toplam olarak, kül olarak Bediüzzaman'ın ne tasihinden geçmiş ne tertibinden geçmiştir. Onun için onun üstüne Risale-i Nur külliyatı yazılmaz. Risale-i Nur'dan parçalar vesaire gibi bir şey yazılabilir. Ama istifadeli değil mi? Nasıl olmaz? Ondan çok istifade ettiğimiz, daimi tekrar ettiğimiz üstadın mektupları var orada. Okunmaz diye bir şey değil. Yanlış anlaşılmasın sözüm. Zübeyir size göre vakıfı da yanlış, doğru. Yanlış, bence yanlış. Benim kanaatim yanlış olabilir. Çok delillere dayanan bir kanaattir. Bunu söyleyeyim. Çok delillere dayanan bir kanaattir. Ama Risale-i Nur'un fazileti, kemalatı, şerefi bazı şeyleri konuşmaya engeldir. Yanlış. Vakıflık yanlıştır. Bence yanlış. Evlenmek de yanlış. Evlenmemek yanlış. Evlenmek niye yanlış olsun? Herhalde evlenmemek diyecekti. Evlenmek yazmış. Evlenmemek yanlış. Evlenmek lazım. Emirdar Lahikası'nı okumak da yanlış. Hayır. Bak, bunu, bu söz bana ait değil. Biraz evvel bunun uzun uzadıya izahını yaptım.